Evet arkadaşlar. Şimdi klaslarla devam ediyoruz. Klaslarda miras konusunu işleyeceğim. Miras dediğimiz konu inheritance. Inheritance olarak geçiyor. Şimdi bizim bir mağazamız var diye düşünelim. Hemen mağazamızın productlarının sınıfını oluşturduk. Şimdi her product'ın, her ürünümüzün neyi var? Bir kere her ürünümüzün bir kere bir price'ı var. Ne kadara satacağız? Sonrasında bir rengi var. Buna string olarak elimizde belirtelim. Sonrasında başka stok durumu var. Stokta olup olmadığı, yeni gelip gelmediği. Bunu da boolean olarak yapalım. Bir de origin'imiz var. Bunu da işte nerede üretiyoruz veya nereden alıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Menşe yani. Bunu da hatta stok veya origin product origin olsun. Böyle bir inam yapalım. İnamları da kullanmış oluruz. Ya Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye yazamadık. Ya da USA'da. Tamamdır. Initialize'ımızı oluşturalım. Stok durumunu boolean olarak saklıyoruz. Bir de ne vardı? Origin'imiz vardı. Bu da product origin. Sonrasında gelip self deyip shadowing yapıyorduk. Yani yukarıyı temsil ediyordu. Price self nokta color. Color self nokta stones. Parametre stones. Orijinimizde origin. Tamamdır, güzel. Biz bundan şimdi product'tan nesneler üretebiliyoruz. Ürettiğimizde neyi? Init çalışıyordu. Değerleri burada yukarıya atıyordu. Güzel ama bizim product'ımız bir kere yani genel bir şey değil mi? Yani product. Ben bu mağazanın içerisinde tişört satabilirim, pantolon satıyorum, ayakkabı satıyorum gibi düşünün. O zaman böyle product deyip bir kere çok genel bir tanım olmuş olur. Çünkü şundan bahsediyorum. Gelelim hatta şuna da base class diyelim. Base süper. Süper class. Yani en temel bunun her sınıfta olmasını istiyorum gibi düşünebilirsiniz. Sonra geldim. Ben mesela ayakkabı satıyorum. Shoes dedim. Ayakkabının da price'ı, color'ı, stock origin'i var. Ben tekrardan şurayı böyle alır, kopyala yapıştır yapar, buraya yapıştırırım. Güzel. Sonra ben bunun aynısı shoes için değil de pantolon için, tişört için bakın tekrar kopyala yapıştırla yapabilirim de bu çok saçma olur. İşte miras, inheritance burada işimize yarıyor. Derim ki sen bundan bir kere miras al. Nasıl yapıyoruz? Class isminden sonra iki noktayı koyduktan hemen sonra geliyorum. Diyorum ki miras alacak sınıfın ismini yazıyorum. Product. Sonrasında bir şey yapmama gerek yok. Artık miras aldığı için bundan buradaki hepsini otomatik olarak burayı da tanımlamış gibi gözüküyor. Bir şey yazmasam bile. Geldim diyorum ki white new shoes. Yeni ayakkabı diye. Geldi yeni ayakkabım. Ben shoes'dan bir tane shoes sınıfından bir nesne ürettiğimde bakın gördüğünüz gibi içerisine bir şey yazmasam da product'tan aldığı için miras hepsi otomatik olarak çıktı. Bu ayakkabıyı 100 liraya satıyorum. Rengine geldim. Black dedim. Stok durumu yeni geldiği için var. Origin nereden getirdim? Ben bunu burada ürettirdim diyelim. Türkiye'de ürettirdim. Origin'de yazdım. Güzel. Bakın herhangi bir şekilde kod tekrarı yapmadan, bunu tekrardan kopyalı yapıştırla burayı çekmeden mirası aldım, erişebildim. Şimdi başka ürünlerim de var. Nelerim var? Gömleklerim var. Ve bu da product sınıfından alsın. Yine aynı şekilde var. Diyelim ki buna black new shirt. Sonra geldim buraya diyorum ki gömlek sınıfından olacak. Ama ben de şöyle bir düzenim var. Ben sadece gömleklerde indirim yapıyorum. Yani ayakkabıda indirim yapmıyorum. Pantolonda yapmıyorum. Sadece gömlekte indirim yapıyorum. O zaman buraya yazarsam ben indirim durumunu yani var discount integer dersem buralara da işte aynı şekilde yapalım göstereyim.
integer. Ben de burada şimdi bakın iki tarafta hata verecek. Namesake argument diyor. Ben bunu fixleyeceğim. Buraya yapacağım. 20. İşte bunu da şöyle yapalım. Burada da discount var. Bunda da 56 olsun işte. Salladım bir şey. Ben ama şeyde istemiyordum. Ayakkabıda istemiyorum. Ayakkabıda indirim yapmıyorum. Benim sadece indirimlerim gömleklerde. Bakın burada da otomatik olarak yani bunu şeyde diye düşünebilirsiniz. 0 veririm buraya. Ama bununla uğraşılmaz yani. Gerek yok. Çünkü bilemezsin bunu. Ben böyle yapmam. Base class'a vermem bunu. Yani her sınıfta olmayacaksa bu. Çünkü mesela price ürün satıyorsam kesinlikle fiyatı olacak. Bir rengi olacak sattığım şeyin. Stok durumu var. Nereden getirdiğim var. Bunlar kesinlikle bir üründe olmazsa olmaz. Ama discount her ürüne yapmıyorum. Sadece gömleklere yapacağım. Sonrasında burayı sildik. Missing diyor. Niye missing dedi. Silmeyelim. Buradan silmedik. Şimdi gitmesini bekleyeceğiz. Extra diyor. Çünkü burada da var. Ben de o zaman diyorum ki şunu da sileyim komple. Ben sadece gömlekle yapacaksam buraya yaparım. Var derim. Discount'u buraya yazayım. Sonrasında geliyorum. Integer diyorum. Class shirt yani gömlek class'ı da bir tane init isteyecek benden. Çünkü burada property tanımladım. Ve içine bir değer koymadım. Yani başlatmadım. Init dersem bir initini yazalım şöyle. Discount diyelim. Integer güzel. Self nokta discount. Discount. Güzel ben bunu tanımladım. O zaman burada gelip yapabilirim ama benden bir şey istiyor şu anda. Diyor ki super init isn't called. Super init'i çağırmadın. Super init ne olacak o zaman? Hani super init nereden çıktı? Biz buna ne demiştik? Super class. Super init de bu sınıfın initializer'ını çağırır. Şöyle biraz sileyim şuraları. Evet, şunu da şöyle yaptık mı? Bundan güzel hani hepsini bir arada şey yapabildim diye yapıyorum. Şimdi super init'i çağırmadın diyor. Super init dediğimde super de bu product yani miras aldığı sınıfın initializer'ını çağırmadın diyor. Onu çağırmak zorundasın. Super init dedikten sonra bakın. Benden yine aynı şekilde buradaki her şeyi tek tek istedim. Ben uğraşmamak için şunu alıp hepsini kopyala yapıştırla geldim. Bakın buradaki init'in içine yazdıktan sonra tek tek buraya gelip gelecek olan price, işte color, stock, product origin'imi yazarsam herhangi bir şekilde bir sorun kalmayacaktır. Ki burada niye böyle yaptı? Hemen bakalım. Çünkü origin yazacaktık. Güzel. Şimdi geldik. Var my new shirt diyoruz. Geldik. Bakın. Gördüğünüz gibi discount'ı benden otomatik olarak istedi. Çünkü niye? Ben burada tanımladım. Burada tanımlamadım. Çünkü ben sadece burada geçerli olsun diyorum. Init'imi de yazdım. Init'imi yazdıktan sonra bakın burada. Sonra benden bir de super init istiyor. Çünkü niye? Sen bundan diyor product sınıfından bir kere inheritance alıyorsun diyor. Super init'i çağır burayı da çalıştır diyor. Ben de super init'imi yazdım. Sonra parametrelerimi burada birebir geçtim. Burada verdikten sonra buraya geldim. 120'ye satıyorum. Hatta discount'ım yok. Yanlış yaptık. %10 indirim yapıyorum. Ürünüm 100 lira. Rengi black. Stok durumu yeni gelmedi diyelim mesela false yapalım bunu yeni gelmesin. Şuraya da my new dedik. My old shirt diyelim. Ben bunu da USA'de üretmişim diyelim. Bakın gördüğünüz gibi sadece discount'u burada uyguladım. Boşuna base class'a discount uygulayıp da şu hızda da discount uygulamak zorunda veya buraya da bir değer geçmek zorunda kalmadım. Aslında inheritance tamamen miras. Sınıflarda miras konusu bunu içeriyor. Şimdi geldik başka bir duruma. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane fonksiyon yapalım. Get yine information about product dedik. Sadece ben burada mesela ürünün
Ben şöyle Türkçe yapmayalım. Product, price. Price'ı geçtik. Bir de origin'ini merak ediyorum. Yani buranın neresi? Böyle bir şeyim var. Metodum var. Buraya da origin dedik. Güzel. Şimdi ben gelip iki tane sınıfım vardı. Şu sınıf ayakkabı sınıfında şöyle yapabilirim. Bakın zaten tıkladığım an çıkıyor. Ne dedi? Get information about product. Override diyor. Yani burada diyor aldığın diyor base super class'ın var ya miras aldığın. Orada zaten böyle bir metotla çağırdın. Onun üstüne override yazacağım diyor. Yani onun üstüne yazacağım diyor. Burada ne yaparsan onun üstüne yazacağım demek. Yani geldim ben buraya mesela print this code from shoes class. Tamam mı? Şurayı 2 dakika siliyorum arkadaşlar. Hatta bunu sileyim sadece. Şimdi white shoes nokta dedikten sonra get information about product'a eriştim. Şimdi bunu çalıştırıyorum bakalım ne diyecek. This code from shoes class. Sen bunu çağırdın. Ben bunu burada çalıştırdım. Override ettim. Yani bunu çağırmadım diyor. Çünkü override ettim diyor. Üstüne yazdım diyor. Artık bunu çağıramazsın diyor. Çünkü sen burada farklı bir şey yaptın. Override yaptın. Ben bunu istiyorsam hem bunu hem bunu istiyorum. Diyelim ki geldik şuraya. Hem iki kodu da istiyorsam hem bu çalışsın hem de benim base class'ımdakini de çalıştırmak istiyorsam ne yapıyorduk? Super ile get information about product'ı çağırıyorum. Sonra bunu gelip çalıştırdığımda bakın this code from shoes class çalıştı ilk. Sonrasında gitti super nokta get information dediğim için super neydi? Benim base super class'ımı temsil ediyordu, product'ı temsil ediyordu. Gitti burayı çalıştırdı. Bu şekilde yapabiliyorum. Yani eğer ben yukarıdakiyle beraber çalışmasını istiyorsam yani base class'ımdan aldığım kodunla çalışmasını istiyorsam super'i çağırıyorum. İstemezsem super'i siliyorum. Override yapıyor zaten. Üstüne yazacağım diyorum. Yeni bir tane bir şey yapacağım buradan. Bakın gelip yaptığım zaman this code from shoes class. Bu kod işte buradan çalıştı diyebiliyorum. Bu şekilde metodlarda da override yapabiliyorum. Genel olarak işte inheritance konusu bu şekilde. İstediğiniz gibi yani buradaki fonksiyonu da metodu da pardon şey yapabilirsiniz. Çağırabilirsiniz. Subclass'taki bu subclass oluyor bunlar. Şöyle belirtelim. Şuraya da gelelim. Bunlar subclass oluyor. Yukarısı base class, super class, parent class oluyor. Child class da diyebilirsiniz bunlara. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi shoes product'tan miras oluyor ya. Bunun özelliklerine erişebilir. Ama kesinlikle base class, super class, sub class'ın özelliklerine erişemez. Yani discount'a erişemez asla. Ben gelip product'tan ki yapalım. Nasıl yapalım? Şunları sileyim. Biraz böyle kalabalık geldi gözüme. Şuraya da sileyim hatta. Şuraya da silelim. Güzel. Şimdi şöyle hatta bunu silmememiz gerekiyordu. Durun biraz geri alalım. Şurayı silelim. Güzel. Şimdi bizim neyimiz vardı? Gömlekler sınıfında discount'ımız vardı. Ben bir tane var. My new prod diyeyim. Şimdi ben bunu product sınıfından oluşturmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi discount çıkmadı. Neden? Çünkü alta erişemiyor. Yani parent class, super class, base class dediğimiz yapı sub class'ın, child class'ın özelliklerine erişemez. Ama sub class inheritance aldığı base class'ın özelliklerine erişebiliyor. Bunu da bilmeniz önemli. Yani alttan yukarıya erişim var. Yukarıdan alta erişim olmuyor. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.